Yeryüzünde Allah'ın şahidi ise birisi siyasette, ekonomide her ikisinde de evrensel düzeyde otorite sahibi olacak. Evrensel siyaset ve evrensel ekonomik savaş taktiklerini bilmeyen birisinin Camimizde cemaat olması hakkıdır şüphesiz. Çok iyi bir Müslüman olup Rabbine sabahlara kadar ilgili ibadet etmesinde de sıkıntı yok. Ümmeti Muhammed'in şahitlik görevini yerine getirecek. Kıyamet günü 2000'li yılların yeryüzünde Allah adına mücadeleyi sürdüren şahitlerinden bir olarak dirilen evrensel siyaset değerlerini bilecek. Seçimden seçime oy kullanmak evrensel bir siyaset bilmek değildir. Yen lirayla bozulunca kaç para yapıyor? Bunu bilmenin bir önemi yoktur. Sadece Amerika ve İngiltere'de borsalar değer kaybedince hemen filan ülkeyi vurmayı düşünüyoruz diye bir açıklama yaparak nasıl para kazandıklarını ve borsalarının değerini yükselttiklerini anlayan adam olmak gerekiyor. Niye zırt bırt on binlerce olay oluyor dünyada da borsa hiçbir zaman değişmeyen ana haber maddesi niye oluyor? Herkes ticaretle mi uğraşıyor? Mesela İstanbul borsasıyla kaç yüz bin kişi ilgileniyor ki İstanbul'da? Ama saat başı borsada 16.715 oldu. O 14'e indi çıkıyor. Ne bu ya? Bu heyecanı ruhlarına sindirdikleri insanları sonra köle yapabiliyorlar çünkü. Mesele sadece borsada endeks kaçla açıldı, kaçla kapandı. Ulan ne bileyim kaçla açıldı. Hayatında yabancı dolara tutmamış adam bile borsada bugün şöyleymiş durum. Gitse borsada başı döner zaten. Çarpıldım mı ne oldu diye düşünür. Ama borsa haberlerini biliyor. İnsanlığı niye borsa kölesi bir mahluk haline getiriyorlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yoksa dolar bugün kaç para, euro kaç para oldu, lira kaybetti, kazandı. Bunlar ço çocukların da bilebileceği değerlerdir. Asıl ekonomi üzerinden birinci, ikinci dünya savaşından daha büyük bir savaş nasıl sürüyor bu dünyada bunu bilen, siyasetin ne kadar güçlü bir aktör olduğunu, siyasetle insan oğlunun nasıl sömürüldüğünü küçük çapta ve evrensel çapta anlayabilen birisi için sen ümmeti Muhammed adına şahitlik yapabilirsin denir. Onun dışında herkes sade bir Müslüman olarak kalmalıdır. Bu çapta bir bilgisi olmayanın bile oy kullanması dahi çok akıllıca bir şey değil. Ne kullanıyor ki? Partinin e, filamasındaki renge göre oy kullanacaksın bu çok güzel bir tatlı bir renk buna göre kullanayım diyeceksin ikna edilmişliğinden dolayı oy kullanan başka beynindeki tespitlerle uyumlu gördüğü için birisine oy kullanan başka ama bütün dünyada ikna etme üzerine kurulu bir anlayışla oy kullandırılıyor bu bir siyaset değildir vatandaşlık görebilir. Bu görev herkesi yerine getirir ayrı bir konu. Ama bir mümin sandığa gidip oy kullanacaksa bir yerde Rabb'inin huzurunda kaldırılmış bir parmak olarak onu görüyorsa oy kullanabilir. Bunun dışındaki oy kullanmak değil. Litekunu şuhada ale'nnas. Şimdi